Sağlıklı ve güzel bir pazar diliyoruz. A Haber'in sağlık programı Medikal'de bugün de birbirinden önemli sağlık konularını ele alacağız. İşte bugünkü Medikal'in sağlık konuları. Medikal bu hafta bipolar bozukluğu ya da diğer adıyla manik depresif bozukluğu ele alıyor. Bipolar bozukluğun kalıtımla ilgisi var mıdır? Hastalık nasıl belirti verir, kimlerde görülür, nasıl tedavi edilir? Tüm yönleriyle çocuk cerrahisi, çocuklarda inmemiş testis, kasık fıtığı gibi hastalıklarda ameliyat ne zaman gerekir? Çocuk cerrahisinin erişkin cerrahisinden farkı nedir? Halk arasında bambu hastalığı ya da kamburluk olarak bilinen ankilozan spondilit konusunda merak edilenler. Ankilozan spondilitin belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri. Parkinson hangi yakınmalara neden olur? Parkinsonlu hastalarda ameliyat tedavisi ne zaman gündeme gelir? Beyin pillerinin Parkinson tedavisinde nasıl bir yeri vardır? Bugün Medikal'de. Sevgili izleyiciler, duygu durum bozukluğu kapsamında manik depresif bozukluğu ya da bipolar bozukluğu özellikle bugün ele alacağız. Bu konuda İzmir'den gelen stüdyoda bir konuğumuz var. Duygu Durum Vakfı ya da kısaca DUVAK kurucu başkanı, aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Harvard Üniversitesi Uluslararası Bipolar Konsorsiyumu üyesi Profesör Doktor Ayşegül Yıldız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yolculuğunuz, öncelikle şunu sorayım, İzmir'den İstanbul'a iyi geçti, zannediyorum. İyi geçti, çok teşekkürler. Duygu Durum Vakfı, zaten biraz sonra vakfın çalışmalarına da geleceğiz. Duygu durum bozukluğu, vakfa da adını veren bir hastalık. Nedir duygu durum bozukluğu? Duygu durum aslında hepimizin günlük modumuzla, duygu ruh halimizle ilgili bir şey. Bunun dalgalanmalarını dönem dönem hepimiz yaşıyoruz. Özellikle kadınlarda adet öncesi dönemlerdeki sinirlilik, böyle çökkün, alıngan ruh hali gibi günlük hayatımıza yansıyor. Ama bu dalgalanmalar bizim klinik açıdan sıkıntı yaratacak boyutta olduğunda duygu durum bozukluğu diyoruz. Ve kabaca iki grupta ele alıyoruz. Bir tanesi iki uçlu duygu durum bozukluğu, yani bipolar bozukluk ya da diğer adıyla manik depresif bozukluk ve diğer tarafı da tek uçlu, yani depresyon. Şimdi depresyon daha çok bilinen bir hastalık ama iki uçlu dediğinizde, yani manik depresif bozukluk ya da bipolar bozukluk dediğinizde başka bir tablo ortaya çıkıyor. Evet. Nedir bu? Nasıl bir hastalıktır manik depresif bozukluk? İki uçlu mizaç bozukluğu da deniyor mu bu hastalığa? Evet, iki uçlu mizaç bozukluğu da deniliyor. Şimdi depresyonun görülme sıklığı her 100 kişiden 20'sinde, dünyanın her yerinde böyle. İki uçlu halinin de, yani bipolar bozukluğunda görülme sıklığı %4.4. Dolayısıyla ikisi birlikte ele alındığında %24.4, neredeyse 4 kişiden biri aslında bu duygu durumun bizim klinik açıdan sıkıntı verecek düzeyde tabir ettiğimiz dalgalanmalarını, bozukluğunu yaşıyor. Bipolar bozukluk dediğimizde kişi dönem dönem kendi normalinin ötesinde en az bir hafta süren, aşırı kendine güvenen, çok konuşan, az uykuyla çok enerjik hissettiği dönemlere giriyor. Bu bazen verimliliği arttıracak düzeyde, yani hipomanik dediğimiz tatlı kıvamda kalıyor. Bazen de işlevselliği bozacak düzeyde, o kadar hızlı düşünüyor ya da o kadar kendini üstün görüyor ki bir şeyi tamamlayıp sürdüremeyecek kadar dağılabiliyor, seyredebiliyor. Bu hallerine manik haller diyoruz biz. Bunun dışında dönem dönemde, bu yüzden iki uçlu zaten, tek başına manikle seyreden bipolar bozukluk yok maalesef. O yükselişlerin bir de çöküşleri var. Ve o çöküş dönemlerinde de kişiyi özellikle yaşamı sonlandırmaya kadar götürebilen bir çökkünlüğe yol açabiliyor. Çökkünlük hallerinde de hepimizin bildiği gibi karamsar, mutsuz, içe kapanık, kendi normal ruh halimizden belirgin derecede farklı bir çökkünlük düzeyi, en az iki hafta sürecek ve klinik açıdan yine sıkıntı yaratacak, işlevselliğimizi etkileyecek düzeyde. Peki şimdi en aşağı iki hafta sürecek tablolardan bahsediyorsunuz. Bazen çok enerjik, verimli, neşeli, bazen çok dipte bir depresyonda bir kişilik yapısından, zaman zaman da intihara kadar kişiyi
götürebilen bir yapıdan bahsediyorsunuz. Peki bu tablo, bu sorunu olanlar zaman zaman da hiçbir problemi olmadan normal bir yaşam sürebiliyorlar mı? Kesinlikle, kesinlikle. Bu zaten hani o duygu durumun dediğim gibi olağan dalgalanmalarının aşırı boyuta çıkıp da klinik sıkıntı yarattığı durumlar. Bu böyle kalıcı bir hal olmuyor. Hiç tedavi almasa bile o dönemler bir şekilde sonlanıyor. Hani bazen aylar da sürebiliyor ama sonlanıyor. Tabii o tedavi aldığı zaman daha kısa sürede sonlanıyor. Fakat o atak sırasında kişi hayatına dair pek çok şeyi kaybedebiliyor. Evliliği bozulabiliyor, işini kaybedebiliyor. Hani, atak dediğiniz atağın uçtaki, yükselişteki, dipteki atağın. Özellikle manik ataklarda hani farkında olmadan yaşandığında ne bileyim işte bir evlilik ilişkisi bozulabiliyor. Atak yüzünden olduğunu insan ayırt edemiyor bile. Veya işte işle ilgili performansı dikkati çok dağınık olduğu için işte dikkat etmesi gereken kurallara dikkat edemediği için işini kaybetmiş olabiliyor. Çok ciddi kayıplara, suistimallere yol açabiliyor. Bütün emekli ikramiyesini atak sırasında 2 günde harcayan vakalar gibi veya işte o sırada olmadık evlilikler yapıp bir şekilde suistimal edilen insanlar gibi yaşantıyı çok olumsuz Peki, etkileyebiliyor. Peki bazen şiddete başvurma, vurup kırma, aşırı sinirlilik halde olabiliyor mu bu mani dönemlerinde? Mani döneminde aşırı sinirlilik olabiliyor, çok da yaygın olarak olabiliyor ama o sinirlilik özellikle engellendiğinde yani ruh kabarmış durumda oluyor ve kendini çok her şeyi yapmaya kadir hissederken engellendiğinde toleransı çok düşmüş oluyor. Üstüne gidilmediğinde böyle bir hani öldüreyim veya şiddete başvurayım gibi bir hal olmuyor ama zaten mantık dışı davranışlar sergileyip de engellenmeye kalktığı zaman hani taşkın bir şekilde öfkeyi denetleme güçlüğü olabiliyor. Hastalığın dereceleri var mı? Yani herkese aynı oranda mı görülüyor? Bazen çok yaşamı etkilemeden böyle hafif iniş çıkışlarla da görülebilen, seyredebilen bipolar bozukluk vakaları var mı? Bazen de tam tersine çok inişli çıkışlı grafiğiyle yaşamı tam tersine alt üst edenler de bulunuyor mu? Kesinlikle hastalığın hem tipleri var hem dereceleri var. Yani herkeste seyri farklı. Tabii biz burada depresyonla beraber düşündüğümüzde her dördümüzden hani şu odada bile bulunduğumuzu düşünürsek kameraman arkadaşlarla beraber en az birimizin etkilenmiş olması gerekiyor istatistiklere göre. Tabii böyle olunca aslında 4 kişiden biri çok yüksek bir sıklık. Bipolar için de %4.4 de bizim hastalık kategorileri arasında oldukça sık bir prevalans. Ama o prevalansın içinde bazıları çok şiddetli, bazıları hafif şiddette seyrettiği için günlük yaşamda fark edilmeden hayatını idame ettiren vakalar da var. Çok aşırı boyutlarda olup da bizim tedaviyle bile güçlükle atakları önlediğimiz vakalar da var. Kalıtımın etkisi var mı? Yani bir kişinin babasında ya da annesinde böyle bir hastalık olması çocuktaki riski de arttırıyor mu? Evet, toplumdaki risk %4.4 demiştik. Eğer anne ya da babadan biri bipolarsa risk %9. Her iki ebeveyn de bipolarsa %16 gibi multifaktöriyel boyutta kalıtımla ilişkisi var. Doğrudan kalıtılmasa da mutlaka kalıtımla bir ilişkisi var. Kadınlarda mı, erkeklerde mi daha çok görülüyor? Bir de hani ortaya çıktığı bir yaş var mı? Mesela şunu merak ettim. Bu saydığınız tablo bir çocukta da görülebilir mi? Evet, en erken çocuklarda da görülebilir maalesef. En erken manik atak 8 yaş ve hatta 5 yaşta da tanımlanmış manik atak var literatürde. Çocuklarda seyri biraz daha farklı. Hani işte okulla devam etmek istememe, hırçınlık yapma gibi hani belirtiler biraz daha farklı. Ama bipolar bozukluk erken başlangıcı olabilen bir hastalık. Hatta adolesan dönemde 10-19 yaş arasında en sık ortaya çıkma birinci pikini yapıyor en sık ortaya çıktığı yaş dönemi. İkinci en sık ortaya çıktığı yaş dönemi de 30-35 civarı. Dolayısıyla gençleri de etkileyebilen bir hastalık. Peki alkole, uyuşturucu maddeye eğilimi, madde kullanımına eğilimi arttırıyor mu? Kesinlikle. Tarihte bunun Van Gogh gibi çok örnekleri var. Mozart gibi çok örnekleri var. Her ikisi de biliyorsunuz bipolar bozukluğu olan ve bu teşhis doğru konulamadığı için o zamanlarda
uykusuzluklarını ve o işte dalgalanmalarını, duygu durumundaki piklerini alkolle, maddeyle gidermeye çalışan insanlar, ikisini de çok erken yaşta, birini intiharla, öbürünü de intihara yakın bir alkol kötüye kullanımıyla kaybetmiş bulunuyoruz maalesef. Alkol madde anlamını şöyle arttırıyor. Bir şekilde insan o duygu durum dalgalanmalarını kontrol etmek için, uykusuzlukla başa çıkabilmek için, düşünce hızını yavaşlatabilmek için alkolü veya maddeyi ilaç gibi kullanabiliyor. Buna self medikasyon diyoruz. O anlamda mutlaka ilişkisi var. Şimdi pek çok ünlü sanatçıda da, bilim adamında da, hatta gazetecide de, politikacıda da bu tür problemin olduğu biliniyor. Bir takım örnekler vermenizi rica edeceğim. Dehayı da arttırıyor herhalde, değil mi? Mani dönemlerinde, yani kişinin bir yandan da yaratıcılığı, enerjisi de artıyor. Bir yandan hayata alt üst olabilirken riskli, evet, davranışlarla, bir tarafta da herhalde deha yeteneğine olumlu bir katkı oluyor mu? Aslında orada hangisi etkiliyor bilmiyorum ama bilimsel olarak anlamda ilişki gösterilen yaratıcılık, dahilik ve psikiyatrik hastalıklar arasında en fazla ilişki gösterilen bipolar bozukluk. Daha çok bipolar bozukluk böyle bir artistik ya da politik ya da işte yazarsal anlamda kabiliyeti, üstün kabiliyeti olan insanlarda daha sık gözüküyor. Kendilerinde ya da akrabalarında. Tabii orada hangisini artırıyor? Aslında o zaten üstün yetenekli insanlar bir şekilde bu duygu durum dalgalanmalarına daha çok mu risk taşıyorlar? Yoksa o dalgalanmalar verimliliği arttırıyor mu? Hipomanik dönemler için evet, ama manik ataklar sırasında ne kadar üstün bir yetenek olursa olsun işlevsellik bozuluyor. Şimdi tabii bir önemli konuda program başında da vurgu yaptınız. İntihara teşebbüsleri ve intihar olgularına zemin hazırlaması, bunları arttırması. Manik depresif bozukluk, yani diğer adıyla bipolar bozukluk ya da diğer adıyla iki uçlu mizaç bozukluğu ile intihar ve intihara teşebbüs olguları arasında nasıl bir paralellik var? Biz zaten Duygu Durum Vakfı'nı bu yüzden kurduk, DUVA. İntihar bugünün çok önemli bir konusu. Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkatini çekmiş durumda. Tüm dünya ülkeleri hemen hemen bu konuda tedbir alma arayışı içinde. Çünkü son 45 yılda intihar hızında %60'lık bir artış var. Tabii bu artış neyle alakalı? Özellikle 15-29 yaş arası ölümlerde intihar 3. sıraya yükselmiş durumda ölüm nedenleri arasında. Bunun tabii pek çok giderek işte internete dönük bir dünya gençlerin tercih etmesi ve orada işte beğenilip beğenilmemeyi dert etmesi ve o yalnız sanal ortamda yalnızlığını gidermesi sebeplerden belki biri olabilir. Ama duygu durumla ilgili dalgalanmalar da bu bireysel yaşantıda daha az fark edilir oluyor ve duygu durumla intiharın ilişkisi de çok belirgin düzeyde var. Şöyle söyleyeyim, duygu durum hastalarının %25'i yaşamlarının bir döneminde intihar teşebbüsünde bulunuyor. Demin söylemiştik, her 4 yani kişiden biri duygu durum hastası. Bunların da her 4'ünden biri intihar teşebbüsünde bulunuyor. Dolayısıyla rakam çok ciddi bir rakam. Ve intihara teşebbüs edenlerin de %15'i bunu bir gün başarıyor. Dolayısıyla bu açıdan çok depresyonla, alkol madde kullanımıyla, bipolar bozuklukla intiharın ilişkisi yadsınamaz. O yüzden zaten biz duygu durum ve intiharı birlikte ele almak istedik. Peki hastalığın tedavisi var mı? Kurtulmak mümkün mü? Ne tür seçenekler var? İlaç tedavisinin yeri nedir? İlaç dışında hangi yöntemler var? Bu bir grip gibi bir hastalık mıdır? İlaç alacaksın, hastalık iyileşecek. Yoksa kronik, süre gelen yaşam boyu ve yaşam boyu sürekli ilaç alınmasının, hastanın sürekli devamlı tedavide kalmasını gerektiren bir problem midir? Evet, aslında sürekli ilaç alınmasını gerektiren bir durum ama her şeyden önce bir kere yakınlarımızın, tabii yakınlarımız derken sanal ortamı kastetmiyorum, hani gerçek dünyadaki yakınlarımızın
bizim duygu durumumuzdaki bu tür 2 hafta, 1 hafta bariz değişiklikleri, uzun süreli değişiklikleri fark edebilmesi lazım. Ve bu anlamda da öncelikle bir doğru teşhis almak lazım. Hastalığı fark etmediğimiz zaman çünkü bize maliyeti, hayatımıza maliyeti çok daha yüksek boyutlarda oluyor. Onun dışında da tedavisi var, çok tabii ilaç tedavisi var, 24 çeşit antidepresan var, bipoların kendine özgü tedavisi var ve bu anlamda da atakların sıklığı ve şiddeti ciddi derecede kontrol altına alınabiliyor. Yeter ki hani fark edebilelim hastalığı ve doğru yardım alabilelim. Onun dışında da kronik midir ya da işte bir grip gibi belli bir süre ilaç aldıktan sonra ya da tedavi olduktan sonra biter mi? Maalesef öyle değil. Çünkü bizim duygu durum dediğimiz ruh halimiz, açlığımız, iştahımız, cinsel ilgimiz, hayata bağlılığımız, umudumuz, her şeyi ayarlayan beyin. Ve beyin bunları küçük kimyasal maddelerle yapıyor. O kimyasal maddeleri salgılayan bir genetik kodumuz var. O genetik kodun içinde de mukavemet gücümüz saklı. Bazılarımız bütün travmaları bir şekilde atlatabiliyoruz. Bazılarımız da en ufak bir şeyde çok dalgalanabiliyoruz. O anlamda tabii DNA bizimle yaşadığı sürece bu tür hastalıklarında önünü almanın grip gibi bir yaklaşımı olmayacaktır. Mutlaka ömür boyu bir şekilde kontrol altında tutmak gerekecektir. İlaç kullanımı illa ömür boyu değil ama belli durumlar içinde ömür boyu olabildiğince sade, öyle ürkütücü bir ilaç yaklaşımı da yok. Sadece ilaç tedavisi mi vardır? Alternatif başka tedaviler var mıdır? Şimdi tabii bu DNA'dan söz ediyoruz. DNA ile salgılanan kimyasal maddelerden söz ediyoruz. Burada biyolojik ve moleküler anlamda, farmakolojik anlamda müdahale kaçınılmaz. Ama onun dışında da mutlaka ve mutlaka özellikle psiko eğitim dediğimiz psikolojik danışmanlık, rehberlik, yaşamdaki mukavemet güçlerimizi arttırıcı davranışsal tedbirler, ilişki yönetimi becerileri ve her şeyden önce kendi duygu durumumuzun farkında olmamız anlamında da mutlaka davranışsal ve terapi anlamında da desteğin çok önemli yeri var. Şimdi artık sizle ilgili bölümün sonuna geldik. Son olarak birkaç cümleyle Duygu Durum Vakfı, DUVAK'la da ilgili bilgi verir misiniz? Aslında amacımız duygu durum bozukluğuna, bipolar bozukluğuna bağlı olan intihar girişimlerini, intiharları önlemek. En büyük amacımız bu dediniz. Başka amaçlarınız neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Biraz bilgi verir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bizim için. Duygu Durum Vakfı bence hani bir Lösemili Çocuklar Vakfı, bir kardiyoloji, Türk Kardiyoloji Vakfı kadar bir gereklilikti. Gecikmiş bile bir gereklilik aslında. Çünkü duygu durum dediğim gibi dördümüzden birini etkileyen bir durum. Ve intihar oranları ile ilgili, artan intihar oranları ile ilgili dünya alert olmuş durumda. Türkiye'nin bunun dışında kalması mümkün değil. Ülke bazında birinci olarak amacımız ülke bazında bizim ülkemizde intiharın sıklığı ve ilişkili faktörleri emniyetle, jandarmayla işbirliği içinde belirlemek. Onun dışında tabii bu noktaya gelecek yaşantısını duygu durum açısından kendi koruyucu yeteneklerini kaybetmiş ve yaşamından vazgeçecek noktaya gelmiş insanlara yardım edebileceğimiz rehabilitasyon ünitleri oluşturmak. Bütün bunları yapmak için de tabii Duygu Durum Vakfı daha çok yeni doğdu. Biz herkesin hassasiyetini ve desteğini bekliyoruz. İnternette Duygu Durum Vakfı ile ilgili yaptıklarımızı, yapmak istediklerimizi ve nasıl bir destek beklediğimizi zaten paylaşıyor olacağız. Ve ilk aktivitemizi zaten aslında kuruluşumuzu ilan ettiğimiz ilk aktivitemizi biliyorsunuz Kapadokya'da gerçekleştirdik. 18 dünya çapında bilim adamı vakfın onun kuruluşu, görüntüleri de ekrana geliyor şimdi zaten. Evet. Vakfın kuruluşunu ve bizim Türkiye genelindeki amaçlarımızı desteklemek için buradaydı. Ve çok ciddi duygu durumla ilgili, bipolarla ilgili bilgi alışverişi oldu. Böyle. Peki. Çok teşekkür ederim. Özellikle de İzmir'den gelip Medikal'e katıldığınız, duygu durum bozuklukları ve duygu durum vakfı konusunda bilgi verdiğiniz için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var.